Yemin dizisinin setindeyiz ve sizler için sürpriz bir konuğumuz var. Yemin dizisine daha sonra dahil olacak bir karakterimiz var yanımızda, Gözde Gündüzlü. Şimdi kendisini biraz tanıyalım çünkü gerçekten sürpriz bir konuk. Hiçbir şekilde Yemin dizisinin önceki sezonunda onu tanımadınız ama ne zaman gireceği konusunda herhangi bir spoiler vermeyeceğiz. Merhabalar Gözde Hanım, nasılsınız öncelikle? Merhabalar. İlk başta hoş geldiniz. İyiyiz. Çekimlerimiz devam ediyor. Son sürat. Girdik zaten. Size de gördünüz, izlediniz zaten. Çok keyifli devam ediyor. Çok mutluyum ilk başta. Yemin ailesine katılmaktan, bu güzel ekibe katılmaktan dolayı çok çok mutluyum. Çünkü inanılmaz güzel bir özveri ve inanılmaz güzel bir ekip var arka tarafta. İzleyicilerin de izlemediği arka planda olan ekiple beraber gerçekten bir aile gibi. Hani ilk girdiğim günden itibaren kendimi hiç yabancı hissetmedim. Bu yüzden çok mutluyum. Bir uyum sıkıntısı yaşamadınız yeni girmenize rağmen. Evet, aynı şekilde. Zaten çok da güzel, keyifli bir karakter giriyor. Çok da spoiler vermek istemiyorum konuyla Hangi alakalı. karakter olduğunu soracağım ama muhtemelen söylemeyecektir. Çünkü bayağı sürpriz olacak. Önümüzdeki birkaç bölüm beklemeyin kendisini. Çünkü gerçekten çok sürpriz bir şekilde gireceğini biliyoruz sadece, değil Ama mi? şöyle söyleyebilirim. Seyircilerin gerçekten seveceği ve kendilerine yakın hissedeceği bir karakter. O yüzden ben de çok seviyorum karakterimi. Ama izleyip görelim bakalım. En merak edilen de şu, şimdi iyi bir karakter mi, kötü bir karakter mi? Hani İkisi yok. bu konuda bayağı aslında merak ediyoruz. Çünkü hani Cavidan'ı biliyoruz, Reyhan'ı, Emir, hepsini tanıyoruz. İyiliğiyle, kötülüğüyle hani. Ama acaba siz hangi karakter olacaksınız? Bu Hayatta her konuda. şey olabilir. Her şey olabilir. İyi mi kötü mü olduğunu izleyicimiz karar versin zaten. Evet, biz de mutlaka yorumlarda zaten bekliyoruz. Sizce nasıl bir karakter olacak? Düşüncelerinizi merak ediyoruz. Ama gerçekten çok enerjik biri olduğunuzun farkındayız. Setin neşe kaynaklarından biri kendisi aynı Çok zamanda. teşekkürler, Peki sağ daha olun. önceki deneyimlerinizi soralım. Daha önce hangi dizilerde rol aldınız? Ben buradan önce Güllerin Savaşı'nda Gülperi dizisinde yer aldım. Ama asıl yani birkaç dizide yer aldım zaten hani dizi ve oyunculuk kariyerim anlamında 10 senedir bu işi yapıyorum. Ama onun öncesinde ben sunucuyum. Aynı zamanda İletişim Fakültesi mezunuyum. Haber spikerliği ile başlayıp programla devam eden bir kariyerim oldu. Ama 10 senedir de oyunculuk yapmaktayım. Çok da memnunum. Güzel devam ediyor her şey. Daha öncesinde dediğim gibi işte bir sezon önce Gülperi'deydim. Daha önce Güllerin Savaşı'ndaydım. Farklı farklı dizilerde yer aldım. Hepsi de gerçekten çok adı duyulmuş ve reytingler sıralamasında da yüksek olan diziler. Hepsini biliyoruz biz de ve şöyle bir soru sorayım. Televizyon sunuculuğu yaptım dediniz. Peki oyunculuğa nasıl başladınız? Yani bu konuda nasıl bir eğitim aldınız? Çünkü iletişim fakültesi daha çok sunuculuğa yönelik. Oyunculuk neden? Şöyle aslında sunuculuk hem haber spikerliği hem program sunuculuğu da çok güzel ve çok keyifli. Ben çok seviyorum. Kendimi de ifade edebilmem anlamında da bana çok şeyler kattı. Ama aynı zamanda oyunculuk benim hem karakterime hem de mesleki anlamda yaşantıma çok güzel artıları oldu. Deniz Erdem'le başlayan bir oyunculuk kariyerim oldu. Hem tiyatroda devam ediyorum, tiyatroda yapıyorum aynı zamanda. Hem de televizyon önünde dizilere devam ediyorum ki her taraftan bana katkısı olsun, artısı olsun. Çünkü ben çok seviyorum yani mesleğimin her alanını seviyorum ve kendimi geliştirmeyi çok seviyorum. Bu bana enerji veriyor ve her oynadığım karakter hayatımda bir artı benim için. O yüzden oyunculuğa başladım. İnşallah izleyicilerimiz de çok severler karakterimi. Ben çok sevdim çünkü. Peki kendinizi hangi karakter içerisinde daha rahat hissediyorsunuz? Mesela bazıları iyi bir karaktere oynarken çok zorlanır. Bazıları kötü oynarken çok zorlanır. Sizin konumunuz hangisi? Güzel soru. Belki bir spoiler alabiliriz. Yok, spoiler yok. Şöyle, aslında iyi veya kötü karakter diye bir şey yok bence. Evet var, izleyicinin izlediği kötü karakter gerçekten kötü, iyi karakter gerçekten iyi. İzleyici bunu ayırt edebiliyor ama bizim için biz ona hizmet vermeliyiz. Yani kötü bile olsa o karakter bir kere zaten onu sevmeliyiz ki oynayabilelim. O yüzden kötü karakteri de seviyorum, iyi karakteri de seviyorum. Çünkü ikisinin de artı ve eksi yönleri olduğunu düşünüyorum.
önemli olan bence onu ortaya çıkartabilmek. Yani izleyicilerimiz siz kötü karakter olarak görüyorsunuz ama biz onu ortaya çıkartmayı çok seviyoruz aslında. Ne kadar izleyici kötü karakterse eğer. Hani benim karakterim kötü diye gerçekten söylemiyorum veya iyi diye bir şey söylemiyorum. Spoiler vermek anlamında değil ama kötü bile olsa izleyici ne kadar kötü derse sen o kadar başarılı olmuş oluyorsun aslında. İyi karakterde de aynı şekilde ne kadar iyi olursa, ne kadar severse izleyici sen o kadar başarılı olmuş oluyorsun. Bence bu da oyunculuk için çok güzel bir şey. Peki çekimler nasıl gidiyor? Yoğun bir tempoda mı? Yani çalışma saatleriniz olsun, hani her şekilde yoğun bir çalışma var. Geçen sezonda da böyleydi çünkü. Siz buna uyum sağlayabildiniz mi? Settekilerle aranız nasıl? Kere çok yoğun evet ama çok güzel bir yoğun. Dediğim gibi aile olmanın vermiş olduğu bir eğlence var içeride. Gördünüz zaten geldiğinizde de siz. Çok keyifli gidiyor çekimler. Ben daha yeni katıldım zaten. İşte 1,5 hafta oldu ekibe katılalı. Çekimlerimiz çok yoğun bir şekilde devam ediyor. Ama çok sıcak bir ekip olduğundan dolayı ben yabancılık çekmedim. Gayet güzel kaynaştık. İnşallah bundan sonraki süreçte de aynı şekilde güzel devam eder. Peki izleyicilerimize söylemek istediğiniz son bir şey var mı? Çünkü karakterlerden birinin ya da birkaçının artık onu söylemeyelim hayatına bomba gibi bir giriş yapacaksınız. Hani ilerleyen dönemlerde olacak bu tabii ki. Ne diyebilirsiniz izleyicilerimize? Çünkü şu an çok heyecanlı bir şekilde bekliyorlar. Hani sizi izlerken bu kişi kim diye bir soru işareti oluyor kafalarında. Şöyle bir şey söyleyebilirim. Beni hem çok seveceksiniz, hem bazı durumlarda negatif de düşünebileceksiniz diyeyim. Ama çok seveceğinizi düşünüyorum. İzleyicinin gerçekten hak vereceğini düşünüyorum. Ben karakterimi çok sevdim. İnşallah siz de seversiniz. Şöyle bir şey söyleyebilirim. Bizi izlerlerse eğer bu sezon oldukça güzel sahneler izleyecekler. Güzel bir şekilde bir sezon devam edeceğiz. Senaryomuz da çok güçlü, çok kuvvetli geliyoruz. Bizi izlemeye devam edin bu sezonda da. Evet, Gözde Hanım'a çok teşekkür ederiz. Yemin dizisi 9 Eylül'de ilk bölümüyle, yeni sezonun ilk bölümüyle sizlerle olacak. Ve bu muhteşem karakterde gerçekten söylediği gibi bomba gibi bir şekilde girecek bölüme. Ama hangi bölümde olduğunu söylemeyeceğiz. İlerleyen bölümlerde görmüş olacaksınız. Mutlaka izlemede kalın.